Olcay Çakır telefon attığımızda Trabzonspor Differdange mücadelesini konuşacağız. Olcay Çakır, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ceyda. Şimdi tabii tur kapısını Avni Aker'de Mehmet Ekici aralamıştı aslında ama rövanşta Salih ve Soner skoru belirledi. Nasıl değerlendireceksiniz mücadeleyi? Şimdi sevgili Ceyda, bu tip maçları Trabzonspor daha önceden de oynadı. Bu tip maçlarda çok sürpriz bir şekilde elendiği de oldu Trabzonspor. Ama son iki sezondur Trabzonspor adına ve markasına yakışır şekilde bu turları çerez gibi rahatlıkla geçen bir takıma dönüşmüştü. Haliyle bu maçlara da o şekilde bakıldı. İsmini ilk defa duyduğumuz, telaffuz etmekte zorlandığımız bu tip takımların maçları genelde Trabzonspor gibi, yani ülkenin büyük takımlarından birinin rahatlıkla geçebileceği takımlar oluyor genelde. Hal böyle olunca da Trabzonspor bu turda çok zorlanmadı da diyemeyeceğim ama Trabzonspor'un daha işte yeni oyuncularını kadrosuna dahil edememesi, henüz listede yazılı olmaması, eski oyunculardan oluşması, oyuncuların da kabiliyetlerinin nispeten düşük olması tur konusunda biraz tereddütler oluşturmuştu ama rakip hakikaten çok düşük kalibrede bir takımdı. Onlar düşük kalibrede olunca Trabzonspor'un da kalitesini oyun anlamında düşürmeye yetmişti. Bugün de çok keyifsiz, çok zevksiz bir karşılaşma izlettiler yine bize. Trabzonspor bu, yani önümüzdeki sezona hazırlık maçlarını bu tip resmi maçlar üzerinden yaparak kendisine bir takım değerler katabiliyor diye düşünüyorum. Özellikle göndermesi gereken futbolcuları bir an önce parlatıp gönderebilir. Bu ihtimal de var. Yani olumlu bakıldığında bu maçlarda en azından Anadolu'da 14 takım ya da 13 takıma ilaç olabilecek bir takım oyuncuları paraya dönüştürme şansını da belki elde edebilir. Ama futbol anlamında olumlu çok bir şey yoktu. İyi isimler yine iyiydi. Mehmet Ekici yine maçın en iyisiydi. Onur iyiydi. Ama Trabzonspor'un mutlaka yeni transferlerini bir an önce takıma adapte edip sezona da o şekilde devam etmesi gerekiyor. Peki son olarak sıradaki rakip üzerinden biraz konuşalım isterseniz. Makedon temsilcisi Rabotnički, bu eşleşme için ne söyleyeceksiniz? Tabii çok yakından tanıyabileceğimiz takımlar değil ama. Değil. Olcay Çakır. Değil. Ben de henüz o konuda çok hazırlıklı olduğumu söyleyemem. Ama haklısınız. Makedon futbolunun en azından Lüksemburg ekibinden çok daha iyi olabileceğini ve artık turlar ilerledikçe dozajın biraz daha kalite anlamında artacağını en azından düz mantıkla hesap edersek Makedon ekibinin Differdange takımından daha etkili bir takım olabileceğini kabul etmemiz gerekir. Trabzonspor'un o maça UEFA listesine yeni isimler mutlaka eklemesi gerekiyor. Bunun için bir ya da iki günü kaldı. Hep beraber bu merakımızı da gidereceğiz önümüzdeki günlerde. Evet. Yalnız yönetimin tabii işte UEFA ligini çok önemsememesi, daha doğrusu şampiyonluk hedefini çok önemsiyor olması, burayı ihmal etmesi anlamına da geliyor, gelebilecek. Bu kaygıyı bütün Trabzonsporlar taşıyor ve kabul edilebilir bulmuyor. Bu anlamda bence bizi dinliyorsa yöneticileri bir kez daha uyarmak lazım. Trabzonspor'un UEFA'da camiasına gösterdiği o olumlu şeyleri yeniden göstermek gibi ve çıtayı biraz daha yukarıya koymak gibi bir hedefinin de olması gerekiyor. O yüzden kesinlikle UEFA bir hedef olmalı ve Trabzonspor mutlaka Avrupa'da olmalı. Bunu da belirtmiş olayım. Olcay Çakır, biz de teşekkür ediyoruz o halde aktarmış olduklarınız için. İyi geceler dileriz.